Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 14. bölüm. Namazı huşu ile tamamlamak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: namazlarında huşu içinde olan kimseler kurtuluşa ermişlerdir. Müminun suresi 1 ve 2. ayet. Dil alimlerinden bazıları huşu kelimesini korkmak ve çekinmek gibi kalp eylemlerinden sayarlar. Bazıları da sükunet, hareket etmemek ve eli kolu oynatmamak eylemlerinden sayarlar. Fıkıh alimleri huşunun namazın farzlarından mı yoksa faziletlerinden mi olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Birinci görüşü, yani huşunun namazın farzlarından olduğunu savunanlar şu hadisi delil olarak ileri sürerler: kulun ancak aklı tam yerindeyken kıldığı namaz, namaz yerine geçer. Yüce Allah şöyle buyuruyor: namazı beni anmak için kıl. Taha suresi 14. ayet. Birinci görüşü savunanlara göre gaflet, zikir ile, yani Allah'ı anma eylemiyle bağdaşmaz. Bu sebeple Yüce Allah sakın gafillerden olma buyurmaktadır. Beyhaki'nin rivayetine göre Muhammed bin Sirin şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini semaya çevirdiği için bu ayeti kerimenin indiğini işittim. Abdurrezzak da buna ilave olarak şöyle demiştir: bu ayeti kerime inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini secde yerine çevirmiştir. Beyhaki ve Hakim Ebu Hureyre'den şu rivayeti naklederler: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında gözlerini semaya dikerdi. Bu ayet inince başını hemen secde yerine eğmiştir. Hasan-ı Basri'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: beş vakit namaz sizden birinin evinin önünden akan suyu bol bir nehir gibidir. Her gün beş kere bu nehre girip yıkanan kimsenin üzerinde kir namına bir şey kalır mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte anlatmak istediği namaz, bir kulun büyük günahları dışında bütün günahlarından arınmasına vesile olur. Bunun böyle olabilmesi için kılınan namazın huşu içerisinde ve kalp huzuru ile kılınmış olması gerekir. Böyle olmayan namaz sahibine iade edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: her kim dünya ile her türlü ilişkisini keserek iki rekat namaz kılarsa geçmiş bütün günahları affolunur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'ın beş şartını oluşturan tüm ibadetler Allah'ı hatırda tutmayı sağlamak için emredilmiştir. Şayet bu hatırlama esnasında kalpte hürmet ve ürperme bulunmazsa böyle bir hatırlamanın ne kıymeti vardır? Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kötü ve çirkin davranışlardan sahibini alıkoyamayan namaz, kulun Allah'tan daha çok uzaklaşmasına sebep olur. Bekir bin Abdullah şöyle demiştir: ey Ademoğlu, Allah'ın huzuruna izinsiz girmek ve onunla tercümansız konuşmak istersen bunu çok kolay yapabilirsin. Önce iyi bir abdest alırsın ve namazgaha gidersin. İşte o zaman sen Allah'ın huzuruna izinsiz girmiş ve onunla tercümansız olarak konuşmuş olursun. Hazreti Ayşe der ki: Allah'ın Resulü ile karşılıklı konuşurduk. O bize bir şey söyler, bizler de ona bir şey söylerdik. Ancak namaz vakti girdiği zaman Allah'ın azametiyle öylesine hemhal olurdu ki sanki ne o bizi tanırdı ne de biz onu tanırdık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah-u Teala bir kimsenin kalp ve bedenini beraberce hazırlayarak kılmadığı namaza bakmaz. Allah dostu olan Hazreti İbrahim namaza durduğu zaman kalbinin atışı 2 mil uzaktan duyulurdu. Said en-Tenuhi'nin namaz kılarken yanağından sakalına süzülen gözyaşları kesilmezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini namaz kılarken sakalı ile oynarken görmüş ve eğer bu adamın kalbi Allah korkusu taşısaydı bütün azaları da bu korkuyu taşırdı buyurmuştur. Anlatıldığına göre Hazreti Ali namaza durduğu zaman benzi sararır ve titrerdi. Ona "sana ne oluyor ey müminlerin emiri?" diye sorulunca o şöyle cevap verirdi: Allah'ın yerlere, göklere ve dağlara arz edip de onların korkarak yüklenmekten çekindikleri ancak benim üzerime aldığım emanetin vakti geldiği için. Ali bin Hüseyin abdest alırken rengi sararırdı. Ona "abdest alırken seni bu hale getiren nedir?" diye sordular. O da şu cevabı verdi: kimin huzuruna çıkmak istediğimi biliyor musun? Rivayet edildiğine göre Hatemül Asam'a
Namazı nasıl kılarsın diye sormuşlar ve o da şöyle cevap vermiştir. Namaz vakti geldiğinde iyi bir abdest alır. Namaz kılacağım yere gelirim. Kaşlarımın arasında Kabe, ayaklarımın altında Sırat Köprüsü, sağımda cennet, solumda cehennem, arkamda ölüm meleği Azrail varmış gibi arz ederek ve kılacağım son namazımmış gibi kabul ederek korku ve ümit arası bir ruh haliyle usulüne uygun bir tekbir alarak namaza dururum. Tecvid ile Kur'an-ı Kerim okur, tevazu içinde rükûa vararak huşu içinde secde ederim. Sonra sol ayağımın dışı yere gelecek şekilde oturur, sağ ayağımın baş parmağını dikerim. Tüm bunları ihlas ilave ederim. Namazı bitirdiğimde ise kabul olup olmadığını bilemem. İbn Abbas der ki, tevekkül içerisinde kılınan ne uzun ne de kısa iki rekatlık namaz, gafletle bulunan kalp ile kılınan bir gecelik namazdan daha hayırlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, ahir zamanda ümmetimden öyleleri gelecek ki onlar mescitlere gelerek halka halinde oturacaklar. Dillerinden dünya hayatı ve dünya sevgisi düşmeyecek. Öyleler ile oturmayınız. Çünkü Allah'ın onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Hasan el-Basri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün size insanlar arasında en çirkin hırsızlığı yapanın kim olduğunu haber vereyim mi? Buyurur. Orada bulunanlar evet ya Resulallah derler. Peygamberimiz namazdan çalan kimsedir. Buyurur. Oradakiler namazdan nasıl çalınır diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın rükûnu ve secdesini eksik yaparak diye cevap verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Şayet o kul namazı tam manası ile yerine getirmişse hesabı kolay olur. Eğer namazı eksik kılmışsa yüce Allah meleklerine bu kulumun nafile ibadetleri varsa onlarla farzlarını tamamlayın diye buyurur. Diğer bir hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimseye verilebilecek en güzel şey iki rekat namaz kılsın diye kendisine izin vermektir. Hazreti Ömer namaza duracağı zaman dişleri takırdar ve azaları titrerdi. Kendisine bu durumu sorulduğunda şu emaneti yerine getirmenin ve farz borcunu ödemenin vaktidir. Bilmiyorum ki bunu nasıl yapacağım derdi. Haluf bin Eyyub bir gün namaz kılarken onu ağrı sokar. Sokulan yerden kan akmaktadır. Bu esnada İbn-i Said çıka gelir. Halife üzerinden kan aktığını söyler. O da elbisesini yıkar. Seni ağrı sokuyor, vücudun kanıyor. Sen nasıl hiçbir şey duymuyorsun diye sorarlar. O da şu cevabı verir. Solumda cehennem, ayakların altında Sırat Köprüsü, başında ölüm meleği dikilir ve Melikül Cebbar olan Allah'ın huzurunda bulunan bir insan böyle bir şeyi nasıl duyabilir? Amr bin Zerrin, ibadet ve takvada oldukça yüksek mertebeye ulaşmış bir zat idi. Eli kanser olmuştu. Doktorlar elini muhakkak kesmemiz lazım dediler. O da o halde kesiniz dedi. Doktorlar seni ipler ile bağlamadan kesemeyiz dediler. Bunun üzerine o beni bağlamanıza gerek yok. Ben namaza durduğum zaman kesiniz dedi. Ve eli kesildiği halde hiçbir şey hissetmedi.